Evet değerli arkadaşlar, izleyicilerimiz, 22 Eylül 2020'de tekrar sizlerle birlikte hasattayız. Bugünkü hasatımız Howard'lar. Her yıl olduğu gibi yine ilk hasata biz Howard, Fëanor ve Tulare'den başlıyoruz. Yani bunlar daha erkenci bir çeşit olduğundan dolayı yaklaşık 15 gün kadar bize bir 12 ile 15 gün arasında bir avantaj sağlıyor. Bu da tabii pazara girme ve bizim hasat süremizi uzatma açısından çok çok önemli hadiseler. Bugün birlikte Howard'ları hasat edeceğiz. Howard, Chanter'ın kardeşi. Yani Chanter'la ana baba kardeşler aynı. İkisi de Petru'nun oğlu. 56-224 kod numaralı babası. Annesi de Pedro. Bunların tabii Chanter'la ikisi Amerika'da oldukça fazla, en fazla ilgilen çeşitler var. Bir de Tulare ile birlikte. Bugün size Howard'ı asat ediyoruz. Geçen yıl burada sizle birlikte 7 yaşındaydı bu bahçe. Bu yıl 8. yaşına giriyor. 7'ye 4 bir bahçemiz burası. Howard biraz daha erken, biraz da aşırı meyve verdiğinden dolayı yurt dışında da bazen sık dikebiliyorlar. Ondan kaynaklı biz 7'ye 4 yaptık. Tabii bu 7'ye 4, 7'ye 5, 8'e 5 yapılabilir. Bu bizim kendi düşüncemizde o gün için. Biz 7'ye 5'i genelde öneriyoruz. Fakat arada geçen yıldan sonra bu yıl, tabii biz istikrarlı bir şekilde bunda 4 yaşından beri meyve alıyoruz ama ortalama kaç yıl almıştık? Bizim bir hedefimiz vardı biliyorsunuz, dekara 500 kilo. 500 kilo dekara biz ürün almayı eğer istikrarlı bir şekilde her yıl, bu ortalama bir yıl 600 olur, bir yıl 500 olur, 550 olur, önemli değil. Ortalama 500 kilo ticari bir rakamdır. Bu bütün çeşitlerde böyledir. Yani Chanter, Fëanor, Howard, Tulare, Lara fark etmeden bunlar da yandal verimi çok yüksek olduğundan dolayı 500 kilo verebilme kapasitesine sahip. 500 kilo alıp alamamamız bizim ağacı yönetmemiz ile alakalı. Bazı arkadaşlar mesela Howard veyahut da Chanter dikebilir veyahut da Fëanor dikebilir. 500 kiloya ulaşamaz. Yani 100, 200, 300 kilo da alır, kalır. Yani o 300 kiloda kalmış ise ağacın verimsiz olduğu anlamına çıkmaz. Yani nerede yaptığına bakacak. Yani o dünya bunlardan çok rahat bir şekilde Howard'tan da 500-600 kiloyu alıyor. Chanter'dan da alıyor. Yani Amerikalılar 500 ortalamayı çok uzun yıllar önce bulmuş. Fransızlar da Lara'dan ve Fëanor'dan 500 kiloyu, 600 kiloyu alıyor. Biz eğer o kadarı alamıyorsak nerede hata yaptığımızı araştıracağız. Çiftçilerimiz de son yıllarda kurulan bahçeler, çiftçilerimizi ve yatırımcıların kurduğu bahçelerde 500 kilo alan sayısı bir hayli çoğaldı. Allah'a hamdolsun. Biz tabii bunları gördükçe çok seviniyoruz. Çünkü her bir kilo fazla ceviz almamız yurt dışına döviz gidişini engellemekte. Sonuç itibariyle 500 kilo almak artık büyük bir başarı olarak da kabul edilmemesi gerekir. Yoksa yine fites düşürmüş oluruz. Ya bizim hedefimiz buradan istikrarlı yıl ortalama 500 kiloyu almak. Bazen doğal afetler olabilir, kıra gelir, toz alma döneminde aşırı sıcak olur, rüzgar olur, efendime söyleyeyim yağmur olur. Bir yıl 100 kilo düşebilir, bir yıl 100 kilo fazlalaşabilir. Ama ortalamada 500 kiloyu bulduğumuzda biz o bahçeyi ticari bir bahçe yapmış olabileceğiz. Yani Amerikalılar dediğimiz gibi çalışmışlar, bu çeşitleri bulmuşlar. Yandal verimi yüksek. Onlar 500 kilo alıyorsa biz niye almayalım? Fransızlar da Fëanor ve Lara'dan 500 kilo almışsa biz de alabiliriz arkadaşlar. Ya bunu çok başarı olarak kabul etmememiz lazım. Sadece ne? Alamıyorsak, alamayan arkadaşlarımız, çiftçilerimiz varsa nerede yanlış yaptığını araştıracak. Yani işte bu ağaç böyle meyve vermiyor düşüncesine de kapılmaması lazım. Yani bunu yönetmek gibi bir araba, güzel bir, bunları şöyle diyorum hep ben. Bunlar tarımın yüksek teknolojisi. Bizim yerli ve yabani çeşitler tabii bu dünyada da var.
Yabaniler genelde yandal verimi olmadığı için geç verime yatıyor. Bunların yandal verimi çok yüksek olduğundan dolayı daha hızlı verime yatıyor. Bu tarımın yüksek teknolojisi. Tabii bunları çalışarak bulunmuş, meyve kalitesi güzel, fazla meyve veren çeşitler. Bunlar hassas, bunları idare etmek gerekir. Doğru sulayıp, gübreleyip, budayıp, kültürel işlemleri yaptıktan sonra 500 kiloyu yakalamamız lazım. Yakalayamıyorsak adamlar çok güzel bir araba yapmış, biz onu kullanmayı bile bilmiyoruz demektir. Bu kadar basit. Yani arabaya hemen suç bulmamamız lazım. Biz nerede hata yaptık dememiz lazım. Fakat bizim için her zaman söylediğim gibi artık 500 kilo alan çiftçi ve yatırımcı sayımız çoğaldığı için Allah'a hamdolsun çok mutluyuz. 500 kiloya çıkamayan çiftçi ve yatırımcılarımız varsa Chanter, Fenno, Lara, Tulare gibi çeşitlerden, Harvard gibi çeşitlerden işte kültürel işlemleri doğru yaparak birçok program yaptım ben sizde. Sulamada, gübrelemede, budamada, ilaçlamayla alakalı her sorunun cevabı var. Yani tek tek burada budamayı, gübrelemeyi anlatırsam olmaz. Sıkılıyor insanlar çünkü. Bazı arkadaşlar bize diyor, verim aldın ama gübrelemeyi anlatmadın. Yani gübrelemeyle alakalı kaç sefer anlattım. Sulamayla, ilaçlamayla, dikimle, budamayla alakalı. Her programda bunları anlatamayız arkadaşlar. Saygısızlık olur öbür izleyicilerimize. Yani biz bunları dünyayı gezerek öğrendik. Uzun yıllar, 21 yıldır ben bu işi yapıyorum. Siz de bir çayınızı içerken bir 10 dakika, 20 dakika fazla gezinin internette. Sulamada, gübrelemede, budamada bütün hepsini anlatıyorum yani. Zahmet edip eğer bakarsanız oradan onları da görebilirsiniz. Oralarda da eğer size bir katkımız, bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Yani bize bir dua edin yeter. Biz başka da bir şey istemiyoruz. Bu bizim fikirlerimize, bilgilerimize isteyen arkadaşlarımız katılır. İstemeyen katılmaz. İsteyen uygular, istemeyen uygulamaz. O bizim için çok büyük bir problem değil. Biz kimseye illa şöyle ve böyle yapın demiyoruz. Biz kendi tecrübelerimizi anlatıyoruz. Biz tecrübelerimizi anlatırken genelde hiçbir şeyi iddia etmiyoruz. Gördüğünüz gibi ispat ediyoruz. Biz diyoruz ki biz Harvard diktik. Buyurun arkadaşlar, verimi burada. Biz Chanter diktik. İşte Chanter'ı görüyorsunuz diyorum. Verimi burada. Lara'nın burada. İşte Fenno diktik diyoruz. Fenno'nun verimi burada. Lara'nın burada. Bu sonuç gösterdiğimiz zaman insanlar daha iyi motive oluyor. Burada da bir eksiklikleri varsa daha fazla araştırma gereği duyuyorlar. Çünkü çiftçilerimiz ve yatırımcılarımız gerçekten çok akıllı ve çok meraklı. Çok fazla ön yargılı yaklaşmıyorlar. Bu programlardan sonra gerçekten olumlu dönüşlerimiz oluyor. Hata yapan ben hata yaptım diyor. Yok yapmıyorum, bende bir problem yok diyen o onun sorunu zaten. Biz onlara bir şey demiyoruz. Ama çiftçilerimiz risk aldığından dolayı en ufak detayı bile kaçırmadan güzel dönüşler oluyor. Biz de memnun oluyoruz. Sizlerden bu aralar çok telefon aldık. Ne zaman hasat programları yapacaksınız diye. İşte geldiği zaman tekrar Harvard'tayız. Şimdi Harvard'ın bu yılki verimini yine 3-4 ağaç tekrar silkelim. Sıradan silkelim arkadaşlar ki karşılıklı ağaçları hani küçüklü büyüklü böyle yaparak size ortalama verimini dekar başına verim. Çünkü bu insanları çok motive ediyor. Türkiye'de rakamlarla konuşmayı daha disiplin olsun diye ilk yaptığımız programlarla birlikte hep ilk ben başlatmıştım biliyorsunuz. Budama yaparken kaç tane meyve tomurcuk sayısı patlar? Kaç tane budalda meyve olması gerekir? Kaç gram olması gerekir? Kalibre kaç olması gerekir? Bir ağaçtan kaç tane almanız gerekir? Bir dekardan kaç kilo almanız gerekir? Bir ağacın, bir dekarın kalibresi yüzde işte 30'u kaç kalibre, yüzde 30'u diğer yüzde 50'si kaç kalibre olması gerekir gibi bunların tamamını ilk olarak biz söyledik. Çünkü sebep şu, biz 21 yıldır cevizle uğraştığımız için Chanter'ı Türkiye'de ilk tanıtan 3-5 arkadaştan biriyiz. O anda Chanter'ı, Fenno'yu kimse bilmiyordu. Birçok itiraz da eden oldu. Hatta bize yerli düşmanı diyen oldu. Ben şimdi baktığım zaman zaten çok mutlu oluyorum. Benden daha fazla Chanter'cı olmuş. Birkaç arkadaş var. Yani Chanter'ı ben burada onlara da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Mesela Denizli'de Ramazan abi var. Ramazan ikiz. Türkiye'de Chanter'ın yayılmasında çok büyük katkısı olmuştur. Allah ondan razı olsun. Efendime söyleyeyim, Bursa'da Muharrem abi vardı. Muharrem Yavaş ilk Chanter'ı geldiğinde Türkiye'de başka kimse de yoktu. Onunla birlikte birkaç kişi daha var. Bir de ben vardım. O zaman zaten cevizle uğraşan da yoktu. Sonradan fanatik Chanter'cı olup da
olmazsa olmaz ve diğer onun üzerine ceviz tanımayan diyenler de çıktı. Ama biz diyoruz ki arkadaşlar, demek ki biz güzel işler yapmışık ki o gün tanıtmışık, bugün insanlar, o gün itiraz edenler de bugün çantırcı oldu. Bu iyi bir şey. Çünkü çok itiraz, doğru da çok itiraz edilmez. Buradan tekrar bir yanlışa gidiyoruz. Yalnız şimdi herkes çantırcı oldu. 10 tane daha çantır gibi çeşit var. Bunları kimse görmüyor. Biraz da biz böyle herhalde tekliği çok seviyoruz. Oysa dünyada Amerika'nın şu an için 6-7 çeşitle gidiyor, daha önce söylemiştim. Mesela Amerika peyin çeşidi var, ilk bulduğu çeşitlerden 70-80 çeşit, yıllık bir çeşit. Bununla daha da üretimi var. Efendim 50 sene önce, 60 sene önce diktiği sör çeşidi var. Hartley çeşidi var. Vine çeşidi var. Buna benzer birçok çeşit var. Arkadaşlar sonra Chanter'ı buldu. Chanter üretti büyük miktarda. Sonra Tulare'yi buldu. Sonra Howard'ı buldu. Diğer diktiği çeşitleri çöpe atmıyor ki. Onlar da normal satılıyor. Yani Amerika'nın Chanter açığı yoktu ki, ceviz açığı vardı. Ben de her programda diyorum her zaman, arkadaşlar yani bizim Chanter açığımız yok yani. Bizim ceviz açığımız var. Biz ne yapmamız lazım? Ceviz açığımızı kapatmamız lazım. Şimdi çeşitlilik çok önemli. Rakiplerimizin çok fazla çeşidi varsa bizim de fazla olmamız lazım. Ben mesela Çin'deki toplantımda enteresan bir şey olmuştu arkadaşlar. Orada hatta bir röportaj yaptığımda onu da görmüşsünüz, söylediler. Ve ikili yaptığımız röportajlarda da Çin'de o an için 52 tane çeşit vardı. 52 çeşitle devam ediyordular. Bunun 26 tanesi normal üretimdeydi ve şimdi kaç tane oldular bilmiyorum. Bu 4-5 sene önceki bir olaydı. Ya adamların %60, %65, %55 dolduran bir dünya çeşidi var. Erken uyanan, geç uyanan, yüksek rakıma, alçak rakıma, yağışa, hastalığa dayanıklı. Yani dış satış için büyük kalibreli, işte iç satış için içi daha büyük. O kadar çok çeşidi var ki. Ve şu anda da Çin Amerika'yı da geçti. Dünyaya kafa tutuyor. 26 çeşidi kaç çeşit yaptı bilmiyorum. Amerika'nın 6-7 çeşit varken Chanter'ın üzerine adamlar Ivanhoe, Solana, Secton, Ford, Gillette, en sonunda Durham'ı buldu. Bunların tamamı %55-60 dolduruyor. Niye %55-60 dolduruyor? Genetiğin başı orada. Jack Lacy, bu melezleme, çaprazlama programına uğraşan, diyor ki, açıklaması var. Girdiğinizde internete bulabilirsiniz. Diyor ki biz Chanter diyor bizi sınırlamaya başladı. Rekabet gücümüzü diyor yavaşlatmaya başladı diyor. Sebep Çin'in ve rakiplerinin %55 ile %65 arasında çok fazla ceviz bulması. Yani şu anda Çin'den gelen cevizler %60-65 dolduruyor. İç cevizde Chanter %48-50 doldurduğu için rekabet gücümüz zayıflıyor diyor. Ve en geç hasat olan çeşit olduğu için zaman zaman soğuklara kalıyor. Sonbahar soğuklarına bizim makinelerimiz diyor, kurutma ve diğer makinelerimiz yetersiz kalabiliyor diyor. Onun için Chanter dikerken 1000 dekar yerine hepsini Chanter dikmeyip 600-700 dekar Chanter, Howard ve Tulare dikiyorlar ki hasat zamanını uzatmak için. Bunu nerede yapıyor? Adamlar bunu İzmir gibi sıcak bir bölgede yapıyor. Yani aslında hiçbir problemleri yok. Sıcak bölgelerde ağacın meyvenin içi olduğunda dış yeşil kabuk çatlamaz arkadaşlar. Neden? Sıcak çabuk çatlatmadığından dolayı size uzun bir hasat zamanı kalır. Siz sıcak bölgelerde Chanter'ın olumsuzluğunu yaşamayabilirsiniz. Kaliforniya'da yaşamıyor. Onun için Chanter'dan çok vazgeçemiyorlar. Biz de vazgeçmişiz. Chanter'dan vazgeçme gibi bir niyetimiz yok. Ama yüksek rakımlarda, özellikle mesela bizim Marmara bölgesinde Chanter'ın hasat zamanı 10. ayın 5'i ortalama arkadaşlar. 3'ü ile 8'i arasında oluyor. 10. ayın 5'inde eğer biz 100 rakımda 500 rakımda hasat yapıyorsak 1000 ila 2000 rakımda 15 gün sonra ilkbahar geleceğinden dolayı 15 gün sonra hasat olacaktır. Bu ne demektir? 10. ayın ortalama hasat 20'lerine denk gelir. Yani siz İç Anadolu'da 15 ile 25 Ekim'de hasat yaparsanız sonbahar yağmurlarına ve soğuklarına yakalanabilirsiniz. Dış yeşil kabuk çatlaması da soğuklardan hızlı etkilendiği için sizin eğer 100 dürüm, 500 dürüm yeriniz varsa ağacınızın meyvesi bir günde olabilir. 3-4 gün, 5 günde üst üste eğer yağmur yağarsa 4 gün sonra zaten cevizi toplamanıza gerek yok. Yerde çürür arkadaşlar, bozulur. 3 sene önce girirseniz eğer siz Şili'deki internet sitelerine, 3 sene önce Şili Chanter'ların %70 ila 90'ını tarlada bıraktı. Hiçbirini hasat etmedi. Niye arkadaşlar? Şimdi son 10-15 yılın en yağmurlu bir günü gitti Şili'den. Yağmurlar 10 gün kadar sürdü. 10 gün kadar sürdüğünde çatladı.
gece ısısı da düştüğünde birdenbire oldu mal. Yerde, suyun içine ve nemli toprakta 3-4 günü geçtikten sonra küflendi. İç Anadolu bölgesindeki arkadaşlarımız bizim 100 dekarla 500 dekar arasında dekara 500 kilo alan olmadığı için, olsa bile bir elin bir parmaklarını geçmediği için daha bu olumsuzluklarla karşılaşılmadı. Sonuç itibariyle biz bunu şimdiden söylüyoruz ki bunlarla karşılaşabilirsiniz, malı da yerde bırakabilirsiniz. Çünkü yüksek rakımlarda bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Yüksek rakımlarda zaman zaman arkadaşlar ilkbahar donları daha fazla olabilir. İlkbahar donları olduğundan siz ne yapmanız gerekir yüksek rakımda? Diyelim ki 500 rakım başka, 1500 rakım başka. 0 ila 500 rakımda ilkbahar 15 gün erken gelir. Kış sonbahar soğukları da 15 gün sonra gelir. Yüksek rakımda da ilkbahar 15 gün geç gelir fakat sonbahar soğukları 15 gün erken gelir. Siz ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Çok basit. 2-2 daha 4 ettiği gibi geç uyanan erken hasat olan çeşitleri bulmanız gerekir. Veyahut da en azından hadi Chanter gibi uyanıyorsa erken hasat olan Harvard gibi, Tülare gibi veyahut da Fenrir gibi. Mesela Harvard'da 10-15 gün önce hasat oluyor. Yüksek rakım için uygun olabilir. Tülare uygun olabilir. Harvard, Fenrir uygun olabilir. Bunu en azından Chanter'ı dikerseniz, yanına da bu çeşitleri diktiğinizde sizin hasat süresi uzadığından dolayı, eğer sizin hasat süreniz normalde 100 dürüm yerde 20 güne yayarsanız arkadaşlar, az bir makine, az bir işçiyle de siz bu üretimi yapabilirsiniz. Yani Amerika'da öyle diyorlar. Yani soğuklar gelip yakalandığında veyahut da Şili'den birdenbire olduğu için hasat makinelerimiz yetmiyor. Toplama makinelerimiz yetmiyor. Aynı anda oluyor çünkü. Hele hele kurutma makinelerimiz hiç yetmiyor diyor. Ama adamlar bu zorluklar o kadar başlarına gelmiş ki anlamışlar 2-3 çeşitte gidiyor. Hatta Ivanhoe Salano diye bir çeşit buldular. Chanter'dan 20-25 gün önce oluyor arkadaşlar. Bunları da devreye sokuyorlar. Biz ne yapmamız gerekir? İşte bu zenginlik, bu çeşitliklerimizi zaman zaman kullanmamız gerekir. Ama maalesef bu çeşitleri, bu farklı çeşitleri ve cevizleri yine söylemek bana düşüyor. Kimse söylemiyor. Bir dünya cevizci arkadaşımız var. Bunları dünya üretiyor. Ben tek başına risk alın demiyorum ki. Bunlar dünyada 20 senedir, 40 senedir üretilen çeşitler. Adamlar 20-30 senedir Fenrir, Tülare, Lare, Harvard, Chanter'ı üretiyor zaten. Yeni bir şey de değil yani. Gene dünyayı 40 sene önceden sonradan takip ediyoruz. Yani ben size yeni de tanıttıklarım 40 senelik, gene sizden özür dilerim. Ben bile 40 sene sonradan takip ediyorum. Ama biz öyle bir milletiz ki biz normalde çiftçilerimizin problemi yok. Fakat biz öyle bir bazen bir hata yapıyoruz ki biz Türkiye normal yenilikleri hızlı bir şekilde kabul eden bir toplum değil. Biz normal daktiloyu bir 50 yıl sonra kabul etmiş bir insanız. Yani bu çeşitlerdeki problem, tek çeşitteki problem başımıza geldikten sonra öğrenmemiz bazen çok geç olabilir. Şimdi bizim çiftçimizin de elinde çok parası ve yatırımı yok ki zavallım. Ne yapsın çiftçimizin? Zaten ekonomisi bozuk. Yani bir atımlık kurşunu var. Doğru iş yapması için biz yönlendirelim, söyleyelim. Yapmazsa yapmasınlar. Bu yenilikleri yapmamız lazım. Evet, anlıyorum. Gerçekten Fenrir'i üretmek zor. Kalem vermiyor. Gözleri boyunlu göz oluyor. Yani üreten arkadaşlar için bir sıkıntı. Mesela Lara sıkıntı. Kalem vermiyor. Harvard yani kalem vermiyor. Ama maalesef gülün dikeni oluyor. İyi olan şeylerde az kalem veriyor. Üretmek belki bunun için de kaçınıyor olabiliriz. Ama bunları da artık yavaş yavaş üretelim. Biz üretken bir ülkeyiz. Ama yani ben fidancı arkadaşların da hızlı bir şekilde bunlara geleceğine inanıyorum. Çünkü biz fidanda kısa sürede çok yol kat ettik. Yani buradan da fidanla uğraşan arkadaşlarımızın da hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu şu anda ülkemiz yurt dışına fidan satan durumda. Yani cevizi belki satamıyoruz ama fidanı satıyoruz. Burada da üreten fidancı arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu yeniliklere de zaten kapalı insanlar değiller. Girecekler inşallah. Biz yeter ki bu doğruları, verimleri sizlerle paylaşalım. Biz biliyorsunuz iddia etmiyoruz. İspat ediyoruz arkadaşlar. Bugün de Harvard'dan dekara kaç kilo almışık? Ne yapmışık? Neler yapmışık? Hep birlikte sizde bunları paylaşacağız. Dediğim gibi Harvard'ın bizim buradaki en büyük dikme sebeplerimizden biri 15 gün önce, 12 gün önce hasata giriyoruz. Görüyorsunuz bugün 22 Eylül. Chanter'larda daha çatlama yok. Ama Harvard'lar görüyorsunuz. Bakın şöyle baktığımızda arkadaşlar, yani Harvard'lar çatlıyor. Şöyle bakın görüyorsunuz. Harvard'lar çatlamaya başlamış. Bu da ne demek?
bize çok zaman kazandırdığını gösteriyor. Şöyle. Ve Howard'ın da şöyle iyi bakıldığı zaman büyük bir kalibresi var arkadaşlar. Bizim bu kalibreleri de size hasattan sonra göstereceğiz. İyi bir yönetildiği zaman biraz daha iyi bir şey yapabiliyor. Kalibre yapabiliyor. Serdar, birlikte şimdi bunları hasat edip sayalım oğlum. Yani tekrar en azından 3-4 taneyi sıradan yapalım. Bir bakalım, olur mu? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, bakalım birazdan göreceğiz. Hasat edelim. Sayımı yapacağız. Hep beraber birlikte paylaşacağız zaten. Howard'ın 2020 hasatını de. Aynen. Howard'ın 2020 22 Eylül hasatı. Bugün başlıyoruz hasata. En azından yani geçen sene burada yaptık ya. Hı-hı. İstikrarlı olarak her yıl verip vermediğini de öğrenir arkadaşlar. Göreceğiz. Biz de zaten şimdi onlarla beraber sayacağız. Ha, biz evet. De bilmiyoruz. Sonucu beraber göreceğiz. Sonuçta biz de merak ediyoruz. Biz de sonucu birlikte görelim. Hep birlikte Howard'ları hasat edip bakalım. Bizim Nurettin arkadaşımız bir gelirse, Nurettin arkadaşımızı tanıyorsunuz. Yıllardır bizim bahçenin tamamını kendisi hasat ediyor, makineleri kullanıyor. Arkadaşlar ben burada tekrar söylüyorum. Hasat ettiğiniz ekipmanınızı ve elemanlarınızı çok değiştirmeyin. Şimdi 5-6 yıldır, 7 yıldır Nurettin arkadaşımızla biz birlikte çalışıyoruz. O kadar güzel hasat ediyor ki ağaçlara hiç zarar vermeden. Bu da çok önemli. Kendisi de bir profesyonel oldu sonuç itibariyle. Ama bu bizim mutlu günümüz hasattan. Nurettin arkadaşımıza da bir söz verelim. Nurettin, başladık hasata. Neler düşünüyorsunuz? 2020 hasata başladık Hacı abi. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza, ceviz sevdalarına başarılar dilerim. Evet, güzel. Bakayım ne kadar çıkacak bu sene değil mi? Bir de yani merak ediyoruz her sene. Sonucu göreceğiz Hacı abi. Az sonra beraber seyredip göreceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlı olur. Tüm ülkemiz adına da hayırlı olur. Evet, başlayalım arkadaşlar. Kaç oldu Serdar şu anda? 600. 600'deyiz şu anda. 600 oldu. Evet, 100 yapalım. Sayım devam ediyor arkadaşlar. Daha doğruya yakın olsun diye. Kaç oldu yenge? 100. 100 değil mi? 800 oldu. Yaz oraya. 100 oldu. 800-900. Tamam, kovalar 100-100. Evet. Diğer çuvala da arkadaşlar. Evet, kovalar 100-100 tutuyor arkadaşlar. Evet. Evet. İki çuval oldu. Kaç tane geldi indi? İki tane düştü. 100 daha. Evet, arkadaşlar birinci ağacımızı hasat ettik. Görüyorsunuz 2,5 çuvala yakın çıktı. Bu 8 yaşında bir Howard. Bu bahçemiz bizim 7'ye 4 dikili. 34 tane falan var dekarda. Ama biz tabii bunu 7'ye 4'e göre sizlerle paylaşmayalım. 7'ye 5'e göre paylaşalım. Dekarda 30 tane civarında olsun. 29 ila 30 tane olsun. Şimdi bizim buradaki sayımlarımızda Serdar kaç tane oldu oğlum? Hesapladık. 2600 adet ceviz toplamışız, evet. Toplamda. Bir ağacın üstünden Howard'ın. 13 gramla çarptık bunu. Gram. Yeşil kabuklu değil. Yeşil kabuktan ayrılmış kuru olarak. Yani arkadaşlar şöyle. Kuru vaziyette yani şu şekilde. Bunu kuruttuktan sonraki gramı, evet. Değil mi Serdar? Evet. Yani şu yeşil değil. Bu şekilde değil. Bunun kurumuş halini düşünün. Bu kurumuş halde 13 gram geliyor. Arkadaşlar yani şöyle Serdar'ın söylediği konu çok önemli. Çünkü biz sizden bunlarla da alakalı çok telefon alıyoruz.
Biz şimdi şöyle yeşil olarak bunu dağıttığımız zaman bu 50-60 gram gelir. Yani sen şimdi bunu 50 gram dediğin zaman, 40 gram dediğin zaman olmaz. Biliyorsunuz pazarda biz kuru ceviz alıyoruz ya. Onların gramları normalde zaten 12 ile 15 gram arasında değişiyor. Bunlar da genç bir ağaç olduğundan dolayı şöyle bunun kuru hali ortalama bu 13 gram gelir. Yani bu tabi biraz fazla geldi. Şöyle de yani bakın zaten şöyle baktığınızda arkadaşlar biz kalibreyi küçültmüyoruz. Bu 1 lira. Bak 1 lira ne kadar küçük kalıyor. Şu anki kalibremiz bizim 34 ile 38 arası. Yani biz aslında şunu da paylaşmak istiyoruz sizle arkadaşlar. Bakın biz en ufaklarından birini seçelim. Serdar şunu tut babacığım. Bakın arkadaşlar içinde en ufaklarını aldık bak. En ufakları bunlar arkadaşlar. Bakın ufaklarının kalibresini sizle ölçeceğiz bak. 1 liradan ne kadar büyük görüyor musunuz bak. 1 liradan ne kadar büyük. Ufak olanlar. Büyük olanla evet. Karşılaştı. Bu bir de büyük olanlara bakın 1 lira ne kadar ufak kalıyor yanında. Yani bu neden ben sizlere bunu her şeyde rakamlarla konuşuyorum. Sizin 500 kilo almanız. Eğer kalibreyi 30'lara düşürüyorsanız önemli değil ki arkadaşlar. Pazar değeriniz düşer. Bakın biz burada kaç tane aldık Serdar? 2600 adet aldık. 13 gramdan çarpalım. Evet kuru olarak 13 gramdan çarptık. Ağaç başı 33 kilo 800 gram yapmış. Yani bir ağaçtan. Bir ağaçtan 33 kilo almışız. Hadi 30 kilo da yani düştüğü zaman. Bizim burada mesela 7'ye 5 olduğunda 29 ila 30 tane ağaç oluyor. 30 tane ağaç olduğunda bayağı bir rakam ama bunu burada hesap etmeyeceğiz. 4 bir ağaç bizi doğru yere götürmez. Yan yana biz 4 tane ağacı yapalım. Bizim sizlere söylemek istediğimiz yani bir ağaçtan 30-33 kilo alsak bile kalibreyi küçültmüyoruz. Bakın arkadaşlar yani hangine bakarsanız bakın yani bu bir çuval yani biz istesek de ufaklı büyüklü yapamayız yani bakın. En ufakları bunlar yani bakın. Gördüğünüz gibi bizim kalibrelerimiz iri. Bu niye iri arkadaşlar? Chanter, Fernur, Lara, Tülara bu çeşitlerin tamamı aşırı verimden sonra meyveyi küçültüyorlar. Türkiye'de benim aldığım telefonların %80'i şu olmaya başladı. Dekara 500 kilo alımlar çoğalınca kalibre çok küçüldü. Ne yapacağız diyorlar. Bu sizin beslemeniz ile alakalı. Yani biz tüccar geldiğinde bu malı çok rahatsatıyoruz. Çünkü kalibre var. Kalite var. Siz kalibreyi küçültürseniz olmaz. 28-30 içinden %10'u geçmeyecek. %30'u bulanlar var yani. 30 kalibreyi. Olmaz arkadaşlar. Bizim kalibre ortalamamız 34-38 %60-70'i. Çok rahat satıyoruz. Tabii ki 30-32 olacak yani. Bu iç dalları, zayıf tomurcuklar, gölgede kalanlar olabilir. Ama siz 28-30 arasında eğer %30-40 alıyorsanız çok büyük bir problem vardır. Burada da bakıma dikkat ederek hem bakın bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada birlikte hasat ettik. Bak burada en az 30 kişi var. Herkesin, bayanlar da var. Bir hasatın cevizi herkes gördü. Şahitli, ispatlı. 2,5 çuval. Buyurun. Bu Chanter'da da böyle, Fernur'da da böyle, Lara'da da böyle, Tülara'da da böyle, Howard'da da böyle hepsini hasat edeceğiz. Birisi diyor ki bana Howard meyve vermiyor. Ya meyve alamıyor arkadaşlar. Birisi de diyor ki Fernur meyve vermiyor. Alamıyor arkadaşlar. Chanter vermiyor. Alamıyor arkadaşlar. Veyahut da bir çeşit vermiyorsa kimse neden verdiğini araştırmıyor. Böyle bir şey yok. Bunlar meyve verir. Yeter ki tozlayıcı mı eksik, budama mı yanlış neymiş bunları çok iyi araştırırsak çiftçilerimiz yalnız çok ileri noktadalar. En ufak detayı bile kaçırmıyorlar. Çok güzel sorular soruyorlar. Çok meraklılar. Ben de burada mutlu oluyorum tabii. Bizim bu yaptıklarımız çiftçi ve yatırımcıların önünü açmak adına bir sonuç gösteriyoruz. Şöyle olur demiyoruz. Buyurun olmuş. Herkes de bu bahçeyi gezebilir. Diğer bahçelerim de dahil zaten bir dünya gezen arkadaşlar vardı. Sonuçlar bu arkadaşlar. Ama biz diğer ufak ağaçlara, büyük ağaçlarla karışık 4 taneyi yapalım. 4 tanenin toplamını sizlerle paylaşalım. Daha inandırıcı olsun. Evet, diğer Howard'ları da hasat edelim birlikte. İkinci ağacımıza geçtik. Arkadaşlar bu ağacı özellikle yanındaki ufak ağacı seçtik. Bakın gövde çapına bakın. Arada kaldığı için oldukça küçük bak görüyorsunuz. Size daha gerçeğe yakın bir veri sunmak adına bizim ilk yaptığımız ağaç da büyük değildi. Bu daha da küçük bir de orta büyüklükte. Yani biz size bahçemizin en büyük ağaçlarını asla çekmiyoruz. Bu çok doğru bir şey olmaz.
büyük küçük karışık çekiyoruz. Yani çünkü aralarında bayağı bir fark olduğunda biz toplamını net bir şekilde çıkarırız. Şimdi ikinci ağacımızı da hep birlikte hasat ediyoruz. Başlayabilirsin. Bu biraz daha orta büyüklükte küçük ağaç seçtik içinden. Arkadaşlar daha ufak bir ağacı bilinçli olarak seçtik. Burada ne kadar gelmiş bir bakalım, hesap edelim. 1600 adet. Çarpacağız. 13'te çarp. Bazıları arkadaşlar, bunlar tabi onlar 15-16 gramlık ama biz bunların ortalamasını 13 yapıyor. Bakın avcımı dolduruyor. Çok büyük. Yani bu büyüklere göre biz hesap etmiyoruz. Yine her zamanki gibi temkinli davranarak küçük 13 gram diyoruz. Ağaçlar genç olduğu için tabi burada gram fazla. Ama biz tekrar Serdar kaç kilo yaptı babacığım? İkinci ağacımıza geçtik. Bu evet. İkinci ağacımıza göre biraz daha ufaktı. Evet. Arada mahsus seçtik çok onu. Çok güzel oldu. Ortalama evet. Çıkarmak için 1600 adet topladık ikinci ağaçtan. Onu gene 13 gramla çarptık. Kuru 13 gram kuru evet. Olarak 20 kilo 800 gram. 21 kilo civarında da bu ağacımızdan çıktı arkadaşlar. Bunların toplamasını yapacağız. Hemen şuradan baktığımızda arkadaş da görürse hemen dibindeki ağaç. Bakın arkadaşlar. Hemen dibindeki ağaç. Yani şu iki ağacı hasat ettik. Görüyorsunuz dallar boş. Yani size 1, 2, 3 hatta bir tane de karşısındakini de yaparız. Yani bir ağaca göre hesap etmeyelim diyorum. Yani çok küçüklerden de yapıyorum ki tam aşağı yukarı %5-10 yanılmayla size tonaj çok rahat bir şekilde çıkarırız. Evet, Nurettin arkadaşımız 3. ağacımızın hasatını yapabilir. Buyurun hasat yap. Evet. Oğlaklar. Görüyorsunuz. Tekrar üçüncü ağacımızın yanında bunun kaç tane geldiğini Serdar'dan alalım. Serdar ne kadar geldi? Üçüncü ağaca geldik Howard'da. 2400 adet topladık bundan da. Evet. Yine aynı şekilde diğer iki ağaçta yaptığımız gibi kuru 13 gramdan yaptık. Çarptık. 31 kilo 200 gram almıştık üçüncü ağacımızdan. 31 kilo 200 gram üçüncü ağacımızdan. Aynen. Bir de dördüncü ağacımıza da geçelim değil mi? Yani ufaklı büyüklü yapıyoruz ki. Daha iyi olur oğlum. Bir de bakın burada da arkadaşlar iki çuval tam 2,5 değil ama iki çuvaldan biraz fazla. Veyahut da full yaparsak full iki çuval. İşte gördüğünüz gibi Howard'larımız. Howard'lar oldukça güzel. Kalibre, kalite hepsi güzel arkadaşlar. Howard hasadındayız. Bugün 22 Eylül 2020. Geçen yıl da burada hasat etmiştik. Bu yılda istikrar var mı yok mu? En azından bunu da sizle paylaşmak istedik. Dördüncüyü de tekrar birlikte hasat edip tonaj çıkaralım isterseniz daha iyi olur. Buradan
tek standart bir çeşit yapmıyoruz ki, farklı büyüklü küçüklü ağaçları yaparak. Biz zaten bu aşağı yukarı tonajları biliyoruz ama sizlerle de paylaşmak istedik. Görelim dördüncü ağaçta da. Buyurun. Dördüncü ağacımızı hasat edeceğiz. Burada her zaman sizle paylaşmış olduğumuz bir olay var. Bakınız, ağaçın bütün yan dalları meyveli patlamış. Bakın şöyle geriye doğru baktığımızda Harvard'ın, bu Harvard'da da, Fenor'da da, Lara'da da, Tülara'da da böyle. Bakın her 5-10 santiminde bir. Fakat burada önemli olan şu, geri geldikçe bak ağacın gövdesine yakın şurada meyvemiz daha bitmiyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar, bakın ağacın gövdesine yakın. Şimdi onu da geç. Bakın bu gövdeye 20 santim, 30 santim, 50 santim şunlar hep meyve tomurcukları. Şuraya da baktığımızda bakın ağacın dalı artık çekmiyor, bakın gördünüz mü? Biz buradan niye fazla meyve alıyoruz? Şöyle baktığımızda ağacın yukarıya da bakmış olduğumuzda şuralara ağacın gövdesine yakın meyve almaya başlıyoruz. Yani şöyle arkadaşlar, burası ağacın uç kısmı. Bakın şu ağacın uç kısmı. Şimdi çiftçilerimiz hasatta istediği randımanı alamıyor, 500 kiloya ulaşamıyorum diyen beni çok arıyorlar. Sebebi şu, ağaçta diyorlar çok meyve var, hasat ediyoruz az çıkıyor diyorlar. Aslında ceviz ağaçlarının içini meyve tomurcuk sayısı ile doldurmadıklarından dolayı ağaçta çok meyve görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Dış yüzeyine taşınmış meyveyi görüyorlar. Ama ağaçların içi meyve tomurcuğu yok fazla. Meyve tomurcuğu ağacın içinde olmadığında ağaç büyük de olsa çok az meyve oluyor. Bakın mesela tekrar dediğim gibi bak görüyorsunuz arkadaşlar. Ya şuralara bir baktığımızda bakın. Bak ağaçın içine doğru bak. O kadar meyve var. Gövdeye kadar dolu. Yani sizi bu 2000'li, 3000'li rakamlar aldatmasın. Bu ağaçlar çok büyük değil. 8 yaşında biraz böyle çok alıyor gibi geliyor ama maalesef biz bu kadar alıyoruz. İnan bu bahçenin içinde bazı ağaçlar var. Sizler onları çekmiyoruz yani. O zaman gereksiz yere hedefi büyütmüş olursunuz. Bazı ağaçlarda daha çok var. Biz ortalama ağaçları çekiyoruz. Ama ağaçlarımızdan bizim aşırı meyve almamızın nedeni biz meyve tomurcuk sayısını çoğaltıyoruz ve artık biz 3 yaşından 4 yaşından sonra budamıyoruz. Çünkü 7'ye 7 ve 8'e 8 dikim bahçelerde buduyorduk ama biz bunu beslemeyi öğrendikçe budamayı bıraktık. Özellikle 7'ye 4, 7'ye 5, 8'e 5 gibi bahçelerde 3 yaşından sonra hiç budamıyoruz. Ucunu kesmediğin zaman çok meyve tomurcuğu yapıyor. Ağacın içine de güneş ışınlarını soktuğumuzda ve bizim sulama ve gübreleme programlarımız, özellikle gübreleme programlarınızı doğru yaptığınızdan ağacın meyve tomurcukları ölmüyor. Eğer siz doğru bir gübreleme programı yapmaz iseniz, sulama programı yapmaz iseniz ki onu size söyledim. Azot, fosfor, potasyum yüklemesi. Bunun ilk kışın biz buna 3-15 gibi bir fosfor veriyoruz. Uyanırken de azot veriyoruz. İki sefer azot verdikten sonra 6. ayın 15'inde biz yapraktan tahlil yaptırıyoruz. Ona göre diğer gübreleri istiyor mu istemiyor mu veriyoruz. 7. ay gelince de içini doldurulması için 3-4 sefer potas yüklemesi yapıyoruz. Bunu söylediydim direkt programlar. Her programlarda anlatıp da sizi de sıkmak istemiyorum. Çünkü böyle şikayet de geliyor. Her programda aynı şeyi anlatmana gerek yok İbrahim Bey diyorlar. Yani diğer programlarını seyretsin, gübrelemeyi seyretsin sadece bulur diyorlar. Onun için bütün programlarımı izleyen arkadaşlara da haksızlık etmemek adına bir hasat programı yaparken de gübreme ve sulama budamayı da yapmak haksızlık olabilir birçok arkadaşa. Genel olarak üstünden geçiyorum. Ama sonuç itibariyle bunları doğru yapınca ağacımız küçük, meyve tomurcuk sayısı çok. Benim her zaman dediğim gibi arkadaşlar büyük ağaçta çok fazla meyve alamazsınız. Tam tersi çok az meyve alırsınız. Hani devede de boy var eşek götürüyor. Önemli olan ağacın meyve tomurcuk sayısı büyük olması değil. Bunu eğer çoğaltıyorsanız fazla meyve alırsınız. Bakın dördüncü ağaçtan da ne kadar almışsınız. Birlikte, hep birlikte hasat edelim. Bunu da sayalım. Evet, hasat edebilirsiniz. Evet, görüyorsunuz. Hasatımız oldu.
Hovardları hasat ettik arkadaşlar. Zaten 5-10 saniye hasat ettiğimizi silktiğimizde görüyorsunuz çok da mükemmel. Arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın bir homojenlik var. Yani olağanüstü bir dengesizlik yok cevizlerin boylarında. Şöyle baktığınızda yaprakları da aldığımızda. Evet. Bunu da sayalım. Bakalım bir ne gösterecek. Arkadaşlar sizlerle tekrar işte hovardlarımız. Çok mükemmel. İyi baktığınız zaman bu biraz çantırdan daha iri yapabiliyor. Ama Howard'ın en büyük özelliği çok erken meyveye yatıyor. Biraz fazla meyve tutuyor. Onun için beslemeye çok dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Bakalım sonuç ne çıkacak birlikte. Biz de merak ediyoruz. Devam ediyor sayımız arkadaşlar. Evet sayım devam ediyor. Dördüncü ağacımız bakayım ne oldu. Yüz getiriyor ablalarımız. Bu yılki Howard hasadımız. Evet. 130. Evet. Sayımımız geliyor. İki çuval oldu. Bunda da güzel çıktı arkadaşlar. İki çuvalı geçti. Burada da geçti iki çuvala. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Sayıyoruz. 28 29 2900. Kaç tane? 2900 adet. Ceviz 4. ağacımız. Evet, 4 ağaç. Çarpı 13. 13 gram. 2900 çarpı 13 eşittir 37 kilo 700 gram. Bundan biraz fazla çıktı arkadaşlar. Yani bu Howard'tan. Yani bu 3 çuval falan geldi gördüğünüz gibi. Yani bu biraz daha şey. Ama az önce size anlattığımın işte burada da karşılığı arkadaşlar. Yani Howard. İşte, eğer siz meyve tomurcuklarını içeriden alıyorsanız bazı ağaçlardan yani bu kadar da çok çıkıyor. İnan biz bundan çıkan daha fazla çıkan ağaçta var ama onu göstermiyoruz. Daha ufaklarını da göstermemiz gerekir ki bir ortalama burada da 37 kilo civarında çıktı. İsterseniz bir tane daha yapıp Howard'ı kapatalım orta. Evet arkadaşlar şimdi 5. ağacı da biz hasat edelim dedik. Bu sıradan biraz daha ufak bir ağaç bulduk. Çünkü bizim tahminimizden fazla çıktı açıkça. Sizlere biz bu rakamları da vermek istemiyoruz. Beklentiyi yükseltmemek adına. Aralarında böyle daha orta boylu ağaçlar var ufak. Onlardan da bulalım daha homojen olsun diye. 5. ağaçtan sonra sizle rakamları, tonaj ne kadar oldu paylaşalım. Howard'ın da hasadını böylelikle yapıp kapatmış oluruz. Evet. Gelsin. Serdar ne kadar oldu oğlum? 5. ağacımıza geçtik.
1800 adet topladık. Gene 13 gramla çarptık kuru olarak. 23 kilo 400 gram aldık. 5. ağacımızda. Evet, 23 kilo 400 gram. Biraz daha üstünde var, bu 25'i bulur ama 23 kilo diyelim. Arkadaşlar yani öbür ağaçlardan sonra en ufak bir tane bulduk. Maalesef 23-24 kilodan aşağı indiremiyoruz bir ağaçta. Yapacak bir şey yok. Ortalamayı çıkaracağız. Çok yüksekte çıksın istemiyorum ama çıkıyor. Yani bu gerçekten orta, ufak bir ağaç. Yani bu ortalama demek ki şöyle 7-8 yaşlarında iyi bakıldığı zaman ortalama 25 kiloları rahat bulabiliyor. Bu 20 ile 30 kilo arasında ağaç başına değişiyor tabii. 20 kilo veren de olur, 30 kilo veren de olur. Biz de zaten onun için dekar başına verim diyoruz. Her zaman ağaç başına hesap yanlış. Bir tane en yüksek ağacı buradan biz seçeydik, size söylesek dönümde bir ton çıkar. O doğru bir rakam olmaz ki. Büyük ve küçük ağaçlardan seçtik yan yana. Sizlerle bu rakamları paylaştık. Dekar başına toplam verimlerini de şimdi birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, 2020 hasatımız Howard'lar bitti. 5 tane ağacımızı yaptık. Tabii rakamlar güzel bir rakam çıktı ama ne kadar çıktığını Serdar'la paylaşalım. 5 ağacımızdan ne kadar evet, çıktı babacığım? Howard'ları hasat ettik 5 ağacımızdan. Baştan başlayayım. 1. ağacımızdan 33 kilo, 2. ağacımızdan 20 kilo, 3. ağacımızdan 31 kilo, 4. ağacımızdan 37 kilo, 5. ağacımızdan da 23 kilo aldık. 23 kilo. Bunların ortalamasını çıkardık. Ağaç başına 28 kilo 800 gram. 28 kilo 800 gram. Ağaçtan aynen. Hepsinin ortalaması. Tamam. Şunları tekrar edelim. 5. ağaçtan kaç adet almışık? 5. ağaçtan 1800 adet. 1800. Öbürkünlere de bak oğlum. 4. ağaçtan 2900. 3. ağaçtan 2400. 2. ağaçtan 1600. 1. ağaçtan 2600 adet. Evet, homojen. Bunları sizle yani bu aynen, aşağı yukarı nete yakın bir bilgi. Burada da arkadaşlar şöyle yapalım. Biz 7'ye 5 öneriyoruz ya. 7'ye 5 diken arkadaşlar da ortalama dekara 28-30 tane gidiyor ama kenarlardan traktör falı payı ve yol için kaçtıktan sonra bu 28'e kadar düşüyor. Şimdi 28 adet olduğunu, ortalama 28 olur. 28 olduğunu düşünürsen Serdar, 28 ağaç 13 gramdan ne kadar oğlum? Onu da hesapladık. Bunların 5 tane ağacın ortalaması ağaç başı 28 kilo geldiydi. 28 kiloyu çarptık 28 ağaçla. Toplamda 13 gramdan çarptığımızda 806 kilogram aldık. Bunu 1 gram düşürdük daha aşağıya. 12 gramla çarptık. O zaman da 744 kilo aldık. Bir dönüm ha. Evet. Çünkü arkadaşlar verim çoğaldıkça gramaj düşebiliyor. Bu 12 gramlara kadar düşebilir, normaldir. Çiftçilerimiz 12 gramda da üzülmesin. Yani hatta biraz daha kötü bakımlarda bu daha çok düşüyor. Ama bu 10 gramlara düştüğü zaman ticari olmaz, sizlere söyleyelim. Genelde 13 gram olması lazım. 12-13 gram iyi. Biz diyoruz ki 13 gram geldiğinde 7'ye 5 bir bahçede 800 kilo, 12 gramdan da 740 kilo civarında alınıyor. Doğru mu? Evet, Serdar? Çok doğru. Ve 25 ağaç olduğunda, bu 8'e 5 gibi olduğunda ne oluyor oğlum? 25 ağaçtan 8'e 5 hesapladık dönüme. 720 kilo almıştık 13 gramdan kuru olarak. Gene bunda da bir gram düşürdük. 664 kilogram aldık 12 gramdan. Evet. 8'e 5'te 25 ağaç. Bu ne demek? Şu demektir arkadaşlar. Ortalama bir dekar, bir bahçeden, Howard'tan doğru bir bakım, sulama, gübreleme yaptığınızda dekar başına 8 yaşında 600-700 kilolara çıkabiliyorsunuz. Dikim sıklığınızda, sulamanız ve gübrelemeniz de dahil. Biz buradan çiftçilerimize 600 kilo, 700 kilo hedef koymamalarını da söylüyoruz. Arkadaşlar biz biraz profesyonel olduğumuz için bazı çok teknik konularda normal olarak sizleri 100-200 kilo geçebiliriz. Yani bu 500 kilo alan bir arkadaşımız kendini başarısız kabul etmesin ama 600 kilo alan çiftçimiz var. 500 kilo demek alınabiliyor. Bu seneye burada 500 kiloyu da bulabiliriz. Neden? Bir havada, iklimde bir olumsuzluk olur. Tam toz almaz, soğuk olur, sıcak olur. Bazen oluyor. Mesela bizim çantırlar bazen 700 kilo alıyoruz, bazen 500 kilo alıyoruz. O dönemde yağmur yağıyor, toz döneminde. Veyahut da çok sıcak oluyor, lodos oluyor.
Veyahut da Fernur'da da o tam toz alma döneminde çantırın toz alma dönemi iyi oluyor. Fernur'un toz alma döneminde hava yağmur veyahut da sıcak oluyor. Biri az biri çok verebiliyor. Bunun istikrarlı bir şekilde siz 10 yıllık periyotta 500 kiloyu yakalıyorsanız bu çok başarılı demektir. Demek ki artık ülkemiz güzel noktalara geldi. Bu yaptığımız, verdiğimiz veriler sizlere dünya standartları. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bir Amerikalı eğer Chanter, Fernur, Lara, Tülara dikmişse 500 kilo alıyorsa biz de alabiliriz yani. Özellikle iyi kontrol ettiğimizde yani biz onlardan daha az akıllı değiliz. Veyahut da adam Fernur'u bulmuş, Lara'yı bulmuş, 500 kilo alıyor. Biz de alabiliriz, almıyorsak nerede hata yaptığımızı araştıracağız. Yani ağaç suçlu olmaz. Bu ağaç ceviz vermiyor diye öyle bir saçmalık yok. Yani nerede biz hata yaptık? Bunu en güzelini çiftçiler yapıyor. Son zamanda sizden aldığımız bizim bir özellikle sorular harika. Nasıl neler yapabiliriz daha fazla ürün almak için? Bir de bu medyanın da internetin de tabii dünyayı araştırdıklarında 500 kiloların çok büyük başarı olmadığını biliyor çiftçilerimiz. Bu da çok güzel artık. Yani o kadar çok 500 kilo civarında alan çiftçi var ki biz o kadar mutlu oluyoruz. Yani yurt dışına döviz gitmesi kurtuluyor Türkiye. Ve biz artık 500 kilodan ziyade kalibreyi de büyütme taraftarıyız. Az önce gösterdiğimiz gibi biz 500 kiloda kalibreyi de büyütmüyoruz. Yani 5-600 kilo almak. Arkadaşlar biz 700'e kadar da çıkıyoruz ama sen onu boş ver. Yani bunları bizim rakiplerimiz 50-60 yıldır alıyor yani. Ben bunu başarı olarak gösterirsem ben fites küçültmüş olurum yani. Bu normal bir olay yani. Bu alınması lazım yani. 2-2 daha 4. Zaten az önce dediğim gibi almada başlayan çiftçi var. Ben daha iyi olacağına da inanıyorum. İnşallah bir başka zaman başka programlarda da birlikte oluruz. İsterseniz bir de şöyle yapalım. Benim aynı Harvard bahçesine Fernur'u tozlayıcı olarak kullanıyorum. Bak gelin arkadaşlar sizlere şurada aynı bahçe bak. Hasatını yaptık karşıdaki Harvard'ın. Şimdi bunun hasatını yapacağım bak. Harvard'ı hasatı yaptık arkadaşlar dip dibe. Arada 4 metre var. Bu da Fernur. Biz buradaki Harvard'lara Fernur'u tozlayıcı olarak kullandık. Bu Fernur'u. Tabii burada düzgün Fernur bahçesi olmadığı için bunun tozlayıcıları da yeterli değil. Dışarıdan ne kadar toz aldıysa aldı. Bir de kendini tozladı. Dışarıdaki tozlayıcılarla yani düzensiz bir tozlayıcıyla bakalım bir Harvard bahçesinin içindeki Fernur'umuz da ne kadar verdi. Tam tozlayıcıları olmayan bir yerde Fernur'un verimini de istersen sizlerle birlikte paylaşalım. 4 metre arayla bakın arkadaşlar Harvard görüyorsunuz Harvard buyurun Fernur. Şimdi yan taraftakileri de bakın hasat ettik bakın gelin hasat ettiğimiz Fernur'lar bakın 4 metre var aralarında arkadaşlar 4'er metre karşılıkta da 7 metre. 7 metre aralıklı Fernur'un da istersen birlikte hasatını yapalım. Nostalji olsun onu da sayalım. Sizlerle paylaşalım. Evet arkadaşlar Fernur'umuzu şu anda hasat ediyoruz. Bağladık görüyorsunuz şuradan gerdiriyoruz arkadaşlar bakın. Şuradan gerdiriyoruz. Gövdeye takıyoruz makinelerle. Gerdirdik traktörümüzle. Bizim kendi imalatımız olan makineler. Bu makineleri zaten biz hasat soyma kalibre makineleri kendi imalatımız. Ben makineciyim arkadaşlar. Yaklaşık 40 yıl sanayideyim. İşim makinecimiz makinecilik. Ceviz soyma, silkme, hasat makineleri yanında işte bahçelerimiz de var. Cevizle de uğraşıyorum. Fernur'u birlikte hasat edip kendi makinelerimizle sonuçları sizlerle birlikte Fernur'un sonuçlarını işte görüyorsunuz. Bakalım ne kadar vermiş Fernur. Verimli mi? Değil mi? Aynı bahçenin içinde orijinal tam tozlayıcıların olmadığı bir yer. Tozlayıcı olarak kullandığımız yerde dışarıdan ne kadar toz aldıysa o kadar almış işte. Hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. Thank you.
Evet. Fernur'u asat ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz Fernur'u. Bakalım, ben de merak ediyorum arkadaşlar. Howard'ların içinde tozlayıcı olarak kullandığımız Fernur. Ben bunu niye çektim arkadaşlar? Şimdi artık bizim tozlayıcılarımız da ana çeşitlere kadar verimli olabiliyor. Tabii daha önceleri biz Chandler'da, Howard'da, diğer çeşitlerde franketi tozlayıcı olarak kullanıyorduk. Sonuçta franketin yan dallarda yüksek oranda meyveyi vermiyordu. Geç meyveye yatıyordu. Ve erken de erkek çiçek vermiyordu. Bunların yan dal verimi çok yüksek olduğundan dolayı en azından orijinal kendi çeşidi kadar da ürün veriyor. Erken de erkek çiçek yapmaya başlıyor. Biz tozlayıcı olarak kullandığımız Howard bahçesindeki Fernur'un sayımını yapacağız. Bakalım bir ne kadar olmuş. Bu bizim için de açıkçası sürpriz olacak. Evet, sayıyor ablalarımız, sağ olsun. Evet değerli arkadaşlar, tozlayıcı olarak kullandığımız, yani Howard'ların içine tozlayıcı olarak kullandığımız düzenli bir Fernur değil, bahçesi değil. Tozlayıcı kullandığımız Fernur'un içinden acaba kaç adet çıktı? Serdar, ne kadar çıktı oğlum? Fernur'dan bir aç yaptık zaten, arada vardı tozlayıcı, evet, olarak. 2000 adet topladık. 2025 falan da 2000 düz diyoruz yani. Düz olarak 2000 dedik, küsuratları siliyoruz. Bunu da 12 gramla çarptık. Kuru. Kuru olarak 24 kilo geldi. Bir ağaçtan. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Tozlayıcı olarak dikmiş olduğumuz ağaçların bile ne kadar verimli olduğu. Yani bu düzenli bir bahçe olsa nasıl olur? Siz düşünün, ortalama 24 kilo civarında. Evet. Değil mi? Yani bu 24 kilo. Bunun tam tozlayıcıları yanında olsa işte bu da aynı Howard'larla aynı hesaba çıkıyor yani. Howard'ın ortalaması az önce 28 kiloydu. Bunun da evet. 700 küsur aldıydık. Evet. Bunda da yani 24. 5, şimdi 8, nasıl oluyor? 8, bunun da tozlayıcısı falan olsa yanında, demek ki bu da aynı kilolara, aynı. Ama 28 olur, ama 30 olur. Ama çok çünkü demek ki aralarında Howard, Fernur, Chandler, Lara, Tülara verim farkı yok. Verim farkı varsa bizde problem var. Biz nerede hata yaptığımızı araştıracağız. Bunu niye gösterdim arkadaşlar? Yani Fernur'u biz araya niye tozlayıcı yapıyoruz? Bu eğer franket olaydı bu kadar meyve vermeyecekti doğal olarak. Franket de güzel bir tozlayıcı. Yani onu da biz zaman zaman kullanıyoruz. Ama onu daha azaltıyoruz bunu kullandığımız zaman. Fernur'u da araya dikerek mesela %5, %10 dikenler var. %10 da dikildiğinde bedava yer kaplamıyor. Aynı ürünü alıyorsun ve meyve kalitesi biliyorsunuz Fernur'un tartışılmaz. Çok da güzel meyve kalitesi olduğundan dolayı. Ama arada tozlayıcı olarak kullanılan Fernur'un daha iyi veriminin Howard, Chandler, Tülare, Lara civarında olduğunu sizlerle birlikte paylaştık. Bu bizim için de çok güzel bir veri oldu. Biz zaten biliyorduk bunun. Bizim tam tersi Fernur'un fazla veriminden şikayeti var. Aşırı verimden dolayı meyveyi küçültüyor. Biz bazen böyle ağaç yaşlandığında büyük dallardan çıkarma yapıyoruz arada. Bu Chandler, Lara, Tülara hepsinde biz yaşlanınca kalibreyi yükseltmek için büyük dalları kesebiliyoruz. Evet, sizlerle bugün Howard'ın hasatını yaptık. 2020 hasatı. 22 Eylül. Yani Chandler'ın hasatından yaklaşık 10-12 gün önce. Yani bunu 3 gün önce yapacaktık fakat yağmurlardan yapamadık. Bu da ne gibi bir avantaj? Fernur ve Howard demek ki 10 ile 15 gün kazandırıyor erken hasat için. Bu iki tane avantaj hasat süreni uzatıp az önce dediğimiz gibi pazara erken girmemizi sağlıyor. Diğer çeşitleri de sizle tekrar biz paylaşacağız. Bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere.